Kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre yönetim planına genel hukuklarına öz kararlılığa aykırı davranışlarda bulunan hakkında ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hukuk mahkemesine başvurularak hakimin müdahalesi istenebilir. Davayı tedirgin olan veya zarar gören kat maliki şapkalası var. Maliki şeklinde. Hafif Arapça gibi. Maliki ve kiracı yahut yönetici açabilir. Dilekçe örnekleri için diğer bölümlere bakınız. Melih, al devam et. Devam et bakayım. Sen oku. Oku bakayım şuradan. Sesli bir şekilde oku. Devam et. Kapıcı ana gayrimenkulün genel hizmetlerini gören ve bağımsız bölümlerde ikamet edenlerin hepsine karşı... Ne biçim okuyorsun la? Bu ne oğlum, GPS aygıtı gibi? Sağa dönünüz, sola kırınız. Ne biçim okuyorsun oğlum sen? Sizleri arkadaşına ver. Ver arkadaşına. Ver arkadaşına okusun. Allah Allah ya, adamın okumaması yok ya. Eşit şekilde hizmet etmekle yükümlü olan kişidir. Genel hizmetler ana gayrimenkulün bakımı ve onarımı, ana gayrimenkulde oturanların güvenliğinin sağlanması, ortak yerlerin, tesislerin bakımı ve temizliği. Oğlum bu ne biçim okuma la? Aferin oğlum size. Aferin oğlum. Aferin evladım. Bravo size la. Hiç ders çalışmayın oğlum. Hiç kitap okumayın evladım. Hep böyle türkülerle, şarkılarla geçirin gidin oğlum. Hiç ders alakanız olmasın. Hatta dershaneler de kapansın. Hepsi inşaat şantiyesine dönsün. Damına çıkın, türkü çığırın. Oradan keşfedilin. Alın yürüyün evladım. Oğlum bu şekil olmaz. Çocuklar. Bu şekil olmaz. Bu şekil bir ders çalışma şekli yok. Bu şekil bir ilerleme şekli yok. Bu eğitim olmaz. Hep televizyon bu şekil olmaz. Acı kitap okuyun ya. Acı roman okuyun. Ne bileyim, roman sevmiyorsunuzdur belki. Apartman yöneticisinin ne kitabı var burada? Bak ben koymuşum buraya. Kastamonu turizm envanteri var burada. Açın bunları okuyun böyle. Enteresan şeyler okuyun ya. Bu şekil olmaz. Bu şekil olmaz. Açın bir şey okuyun ya. Dergi okuyun, gazete okuyun, roman okuyun. Ne bileyim, hikaye okuyun oğlum en azından. Allah Allah. Ben hikaye okuyorum hocam. Ne hikayesi okuyorsun sen? Şimdi hocam, Ayşegül diye bir kız var. Pikniğe mi gidiyor? Pikniğe gidiyor, evet. Onu bitirdikten sonra Cin Ali'ye geç oğlum sen. Bu da çok bir sarıyor bak. O da çok güzel bir külliyatı var Cin Ali'nin de. Oya diye bir tane kız var, tamam mı? Ali'ye topu atıyor. Ali topu... Neyse sonunu söylemeyeyim de heyecanı kaçmasın. Sistar mısın oğlum sen? Oğlum siz neden böyle oldunuz la? Neden böyle çıktınız oğlum siz? He? Neden siz defolu çıktınız oğlum? Yılların nöbetçi öğretmeni, nice başarılı insanın mimarı Rade Hoca. Neden sizde elçisiz kaldı oğlum? Neden işe yaramadı benim formüllerim? Bir mi atalayım acaba? Bu şekil olmaz. Çocuklar. Böyle bir anlayış yok. Azıcık hocanızın önüne kalın ya. Kitap dostu, kitap kurdu hocanızın önüne kalın. Çek şurayı, benim binlerce kitaplık kütüphanem var. Çek şurayı kameraman. Benim burada binlerce kitaplık kütüphanem var. Alın bir tanesi okuyun bak. 1000 tane belki burada kitap var. Yazıktır ya. Çocuklar böyle olmaz gerçekten. Bak adama bak, stüdyoda geginanlar yazmış ya. Kitap okumadın ha. Onu düzelt oğlum. Çocuklar bakın. Kitap okumak sadece bilgi almak değil. Bilgi de alıyorsunuz. Bilgi alırken eğleniyorsunuz, öğreniyorsunuz. Ve de
Televizyon izlerken o kafanızda olan şeyler, kafanızdaki böyle gereksiz şeyler uçup gidiyor ya. Televizyon gibi değil, kitap rahatlatır ya. O sabahtan akşam izlediğiniz Esrailoğullardan, Müge Anlılardan, Rasim Ozan Kütahyalılardan arı kovanı dönmüş kafalarınız. Birazcık rahatlar ya kitap okuyunca. Rasim Ozan'a laf yok hocam. Baba adama bak. Badik deneyi. Ne diyorsun oğlum sen? Bir sürü şey öğreniyoruz biz ondan. Adam ne güzel anlatıyor. Anlatıyor. Allah Allah ya. Ona bakarsan Canat hakkında ne güzel anlatıyor ama kahvede olsan dinlenmez. Çocuklar böyle olmaz. Madem adamı merak ediyorsun, adamın anlattıklarını öğrenmek istiyorsun, açın okuyun kardeşim. Kulaktan dolma, kulaktan dolma, kulaktan dolma olmaz. Açın okuyun biraz ya. Ondan sonra ben her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Nereden? Kulaktan doldu. Nereden? Kulaktan nasip. Ya bırakın. Açın okuyun kardeşim birazcık. Kulaktan dolma bilgiyle her şeyi bilemezsin. Böyle bir dünya yok. Mehmet, bu sen deney hadisesi bana göre tamamıyla boş, beleş ve de para tuzağı bir hadise. Mehmet, neymiş? Hadron çarpıştıracakmış. Kardeşim sen ne yapıyorsun hadron çarpışından kardeşim? Mehmet, hadron dediğin şuncacık şey. Kardeşim şuncacık diyorsun, şey. Nereden biliyorsun kardeşim? Yapmışsın olaya kocaman hadron çarpıştırıcısı. Kardeşim. Onu bile ulaşır. Kardeşim sen nereden gördün? Blender'ı nereden gördün? Senin benim vergilerimden gidiyor bunlar. Senin benim vergilerimden gidiyor. Kardeşim Mehmet. Sen ömründe vergi mi verdin? İsviçre'nin hükümetinin bunlar oyunları Mehmet. Kardeşim nereden çıkartıyorsun İsviçre hükümetini? Mehmet, meseleleri yakından takip etmiyorsun. Kardeşim bırak bu mesele devresini bırak. Mehmet bunlar benim meselem. Bunlar benim bilim, benim meselem. Meselem. Bir sevda türküsüdür meselem. Çaylı, çaylı. Meselem. O tadı yok, eski tadı yok çaylar. Bu çocuk yapmıyor mu aynı çayı? Bozdu. Kardeşim bu sosyal medya hakkında ne diyorsun? Bu inci sözlük ve benzeri sözlükleri. Mehmet her türlü inci döver diyorum, tek geçiyorum Mehmet. Sözlükler de bozdu. Zamanında ben sözlük kardeşim boş çöydüm. Konuşma. Mehmet ben kardeşim, boş çöydüm. Konuşma. Ek sözlük yeri açıldığında ben oradaydım. Ondan sonra çoluk çocuk aldılar. Ben orada yazardım Mehmet. Kardeşim ne zaman yazıyordun sen orada? Mehmet kardeşim bilmeden konuşuyorsun. Kardeşim şu an yazıyorsun kardeşim. Şu an yazıyorsun kardeşim. Propaganda derler. Bunun adına boş konuşma derler kardeş. Bunun adına yürek derler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neciyiz neyiz seversek. Ölümünü severiz. Uzatmaları bu iyi öğren oldu. Kardeşim. Bu oldu. Bence uzatmaları öğrenmen lazım. Tenis nasıl gidiyor kardeş? Tenisi bıraktım Mehmet. Hayırdır? Sanmıyorum. Mehmet o değil de bu dünya konjüktüründeki son gelişen siyasi gelişmelerle ilgili kafama takılan bir takım sualler var. Soracağım, muhatap bulamıyorum. Konuşacağım. Boş konuşuyorsun kardeşim. Boş Mehmet, konuşuyorsun. Mehmet bilgi sahibi olmadan fikir kardeşim, sahibi oluyor. Kardeşim ilkokula gitmemiş adam nereden bilgi Mehmet, sahibi oluyor kardeşim? İlkokul 3 mezun insan var başında senin. İlkokul 3 mezun kardeşim, insan var başında. Anca 3'e kadar mı gidebildin? Mehmet, akşam ölürüm ben kim? Sen harbi ölürsün bu akşam. Sen de kimse tutamaz bak. Medeni kanun ve ilgili diğer kanunlar hükümlerine göre karara bağlanır. Kombatı al bakayım sen oku oğlum. Al evladım. Kitabı oğlum kitabı. Neresini? Onun üzerinde böyle genelde yazımtırak, yazımsız şeyler olur. Onlardan bir tanesini okuyabilirsin. Gönlüne göre beğendiğini okuyabilirsin. Sistem istiyorum seni. Ver arkadaşım ver. Tamam ver. Ver tamam. Size iyilik de yaramıyor. Ben kendi kitabımı koltuğumun altına koyarım. Akşamda okurken uyurum arkadaşım. Tamam.
Sevgili izleyenler, esen kalın. Yine görüşelim efendim. Hepinize huzur dolu, kitap dolu günler. Mis gibi kitap. Ababon Yatsı'nın ilk kitabı. Başucu kitap benim. Onu benim okumuyorlar. Üç kere iki altı. Elde kaç vardı? Elde iki vardı. Üç kere 24. Elde var iki. O eldekini... Bu ne biçim yöntem la? Eldekini akıla tutmaktan sonucu unutuyoruz ya. Bu ne biçim yöntem?